Arkadaşlar merhabalar. Birinci videoda denklem sistemlerinden bahsetmiştim. İkinci videoda eşitsizliklere giriş yaptık. Üçüncü videoda artık kesirli olursa ne yapacağız onu göstereceğim. Çok da yeni bir şey katmayacağız aslında. Hem video süresini uzatmamak adına hem de bu kesirlileri yeni videoda anlatmak adına buraya koydum. Bakın şöyle yapacağız. Paydayı sıfır yapan değeri özellikle göstermemiz lazım kenarda. Böyle kocaman yapın ki sorunun sonunda hata yapmamak için arkadaşlar o x eşit değildir 3 olarak dursun, ama şunu yaparız. Hem payın kökleri hem paydanın kökleri, evet, tabloya yazılır arkadaşlar. 3 ve 5, bakın gördünüz mü? Payın ve paydanın köklerini böyle tek tek yazacağız. Sonra şuna bakacağız. Payın x'inin işareti artı, paydanın x'inin işareti eksi. Böylece artı bölü eksi eksi yapacak arkadaşlar. Ve eksi ile başlayacağız. Sonra artı, sonra eksi. Böylece büyük eşit olduğu yer 3 açık. Neden? 3 olursa payda 0 olur. Böylece 3, 5 olacak. Açık aralık. Bakın şimdi burada da eksi x, eksi 7, x kare eksi 6, x artı 9 demiş. Şimdi pay, zaten payı 0 yapan değer gördüğünüz gibi x eşittir. Eksi 7 kökü. Paydanın köküne gelelim. O da x eksi 3'ün karesi arkadaşlar. Dolayısıyla 3 çift katlı kök, ama x eşit değildir. 3 lazım. Onu göstermemiz gerekiyor böyle. Buna göre küçük kök eksi 7, büyük kök 3, ama çift katlı. Bir de paydayı sıfır yapmaması lazım. Neyle başlayacağız? Eksiyle. Çünkü paydanın işareti artı, payın işareti eksi arkadaşlar. Sonra bir daha eksi ve artı. Böylece negatif olduğu aralık neymiş? Eksi sonsuzdan eksi 7'yeymiş arkadaşlar. X artı 2 bölü x küçük eşit 3. Asla arkadaşlar içler dışlar yok. Payda eşitliyoruz böyle. Hatta burayı da eşitliyoruz. Sonra hepsini bir tarafa atıyoruz. Anlaştık mı? X kare artı 2 eksi 3x bölü x küçük eşit 0. Düzenleyelim. X kare eksi 3x artı 2 bölü x küçük eşit 0. İçler dışlar yok. Pay ve paydanın ayrı ayrı kökleri bulunacak arkadaşlar. Sadece şunu diyeceğiz. X eşit değildir 0. Çünkü paydayı 0 yapar. Bu pay da zaten x eksi 2 çarpı x eksi 1. Böylece köklerimiz payı 0 yapan 2, 1. Paydayı 0 yapan 0. 0, 1, 2 diye yazacağız. Sonra x karenin işareti artı olduğu için artı. Sonra eksi, artı, eksi. Böylece küçük eşit olduğu yeri soruyormuş. Bu şekilde bakın. 0 açık aralığı, eksi sonsuzdan 0'a birleşim. 1 kapalı, 2 de kapalı, çünkü pay 0 olabilir. Orada problem yok. X kare artı 3 x eksi 10 x eksi 2. Burada bakın x artı 5 ve x eksi 2'dir çarpanlara ayrılmış hali. Burası da x eksi 2. X eşit değildir 2 diyelim. Kenarda dursun, paydayı 0 yapıyor. Bir de arkadaşlar şu hakkımız var. Evet, eşitsizliklerde şöyle olursa sadeleştirme yapmayın, kök kaybedersiniz demiştim. Böyle bakın x eksi 2, x eksi 2 her iki tarafta olsa bunu öbür tarafa atacaksın. Önceki videoda anlatmıştım, sadeleştirmek yok. Ama pay ve paydayı sadeleştirme hakkınız var. Sebebi de şu, hem çift katlı kök geliyor burada, hem de arkadaşlar paydayı zaten 2 sıfır yaptığı için o sıkıntıyı da ortadan kaldırmış oluyoruz. O yüzden pay ve payda sadeleştirilir, problem yoktur. Direkt aslında bu ne olacak o zaman? Tablo yapmaya bile gerek yok. Eksi 5 artı eksi. O zaman çözüm kümesi ne oldu? Eksi 5 sonsuz, ama 2'yi aman çıkarmayı unutmayın. Çünkü paydayı 0 yapıyor. Eksi 1'in karesi bölü x kare artı x eksi 2 demiş. Bakın şimdi yine x eksi 1 orası. Burası x artı 2 çarpı x eksi 1. Böylece x eksi 1'lerden bir tanesini götürürüm. X eşit değildir 1. X eşit değildir eksi 2 yaz, yoksa paydayı 0 yaparsın. Böylece payda x eksi 1 kaldı. Payda da x artı 2. Kökler eksi 2 ve 1. Neyle başlayacağız? Artıyla, çünkü burası x kare, burası da x kare. İşaretleri artı bölü artıdan artı. Sonra eksi, sonra artı. Hepsi tek katlı kök bakın. Neden x eksi 1 tek katlı kök? Çünkü zaten öbürleri gitti. Bir tane x kaldı. Bir tane 1 kaldı. Böylece eksi 2 arkadaşlar açık aralığı. Bir de açık aralığı olacak. Sebebi de paydayı sıfır yapıyorlar. Gelelim etkisiz elemanlara gelelim. 7 üzeri x, bakın burada arkadaşlar görüyor musunuz? Hiçbir şekilde sıfır olmaz, çünkü
7'nin herhangi bir kuvveti 0 olamaz kesinlikle. Bu yüzden arkadaşlar 7'nin hangi kuvvetini alırsan alın pozitif olacak. O yüzden bunu soruya katmaya gerek yok. Çünkü artının denkleme bir katkısı yoktur. Artıyla eksiyi çarpsanız eksi olur. Artıyla artıyı çarpsanız artı olur. O yüzden uyum sağladığı için artının çözüme katkısı yok. X artı 1'in kökü eksi 1. X eksi 3'ün kökü 3. Ama paydayı 0 yaptığı için onu hatırlatmak için yine yapalım. Böylece tabloda arkadaşlar bir kökümüz eksi 1, bir kökümüz 3, artı, eksi, artı. Haliyle eksi 1 kapalı ama 3 açık aralı olacak. Böylece eksi 1, 0, 1 ve 2 arkadaşlar bu ifadenin alacağı tam sayı değerleri. Gelelim bu soruya. Burada özel bir durum var yine. Bakın 2x kare artı 5. Bir kere bunun eşitleyin 0'a. 2x kare eşittir. Eksi 5 oluyor. Böyle bir şey olmaz. Çünkü biz reel sayılarda çalışıyoruz. O zaman arkadaşlar burada bir kere pay kesinlikle pozitif. Neden? Ne verirseniz verin 2x kare artı 5 negatif olma ihtimali var mı? Çünkü bir sayının karesi en az 0'dır. Yani burası 0 olsa bile yanına bir pozitif sayı ekleniyor. Dolayısıyla burada x kare artı k, eğer k pozitifse, hatta ax kare diyelim, a pozitifse, k da pozitifse bu her zaman ne çıkacak arkadaşlar? Pozitif çıkacak. Asla negatif olma ihtimali yok. O yüzden bu soruda da payı kale almama gerek kalmadı. Böylece sadece paydayı düşünsek, yani şöyle bir denklem olduğunu varsaysak, hiçbir mahsuru yoktur. Ve buranın kökü x çarpı 7 eksi x çarpanlarını ayırdığımız zaman, o zaman arkadaşlar bir kökümüz 0, bir kökümüz 7 ama işaret eksiyle başlayacak çünkü eksi x kare artı eksi. Böylece 0 açık, 7 açık arkadaşlar bu sorunun cevabı. Gelelim buraya. Dediğim gibi içler dışlar kesinlikle yok arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Payda eşitliyoruz. X bölü x eksi 2 öbür tarafa atıyoruz. Bakın payda eşitliyoruz. Gördünüz mü? X eksi 2 ile çarptık x'i. Haliyle buradan da ne geliyor? X eksi x kare eksi eksiden artı 2x bölü x eksi 2. Haliyle o zaman eksi x kare artı 3x bölü x eksi 2 oldu. Bu da büyüktür 0. Eksi x kare artı 3x nasıl çarpanlarına ayrılır? X 3 eksi x, aşağısı da x eksi 2. 0, 2, 3. İşaret neyle başlayacak? Yukarısı eksi x kare, aşağısı artı x. Eksi bölü artıdan eksi. Sonra artı, sonra eksi, sonra yine artı arkadaşlar. Büyüktür 0 olduğu yer. Eksi sonsuz 0. Birleşim 2 sonsuz geldi arkadaşlar. 2, 3 geldi pardon. Burada da şimdi 6 eksi x demiş. Tamam. Kökümüz 6. X eksi 1 çarpı x eksi artı 1. O yüzden aşağıda da x parantezinde x artı 1 var. Güzel. O zaman kenarda yazalım. Bu olmamalı. Bu olmamalı ama zaten x artı 1'leri sadeleştirebilirim. Hem payda hem payda da olduğu için. Böylece bir kökümüz arkadaşlar, en küçük kökümüz ne geldi? 0. Sonra x eksi 1'den 1. Sonra da 6. Neyle başlayacağız? Yukarıda bakın, bunun işareti eksi x'ten eksi, x kareden artı, aşağıda da yine x kareden artı. Eksi çarpı artı bölü artıdan eksiyle başla, artı, eksi, artı. Böylece 0, 1 açık aralığı, birleşim 6 sonsuz açık aralığı oldu arkadaşlar. Gelelim buraya. A negatif, B negatif, C de pozitif olmak üzere. Tabloyu yaparken tabii neye dikkat edeceğiz? Eksi A pozitif olacak. Eksi B de pozitif olacak. Eksi C de negatif. O zaman önce eksi C'yi yazacağız. Küçükten büyüğe yazıyoruz ya. C'yi eksi ile çarparsak negatif oldu. Bu arada eksi B o zaman ortaya, eksi A da en sağ. Örnek düşün. Uyduruk sayı da denesen mesela. Eksi 5'e eksi 4, 3 desek. Hakikaten eksi 5'in eksi ile çarpılmışı gördüğünüz gibi ters çevriliyor. 5 4'ten büyük oluyor. O yüzden eksi B ile eksi A yer değiştirdi. İşaret yukarıda x x olduğu için artı, aşağıda da x artı, artı, eksi, artı, eksi. Böylece ne geldi bunun cevabı arkadaşlar? Eksi c, eksi b, birleşim eksi a sonsuz. Şıklarda hangisi var? C şıkkı var. Böylece bu soruyu da kolayca yapmış olduk. Gelelim arkadaşlar mutlak değerle eşitsizliğin ilişkisine. Eğer bir mutlak değer denklemle böyle çarpım halindeyse, aşağıda da yukarıda da fark etmez, böyle büyük eşit 0, küçük eşit falan filansa, bir mutlak değer çarpım halinde duruyorsa onun kökleri
çift katlı sayılar arkadaşlar. Çünkü içerisine ne yazarsanız yazın her türlü dışarı ya sıfır ya pozitif çıkıyor. O yüzden mutlak değerin kökleri çift katlı sayılar. Örnek burada bakın. Bölüm halinde veya çarpım halinde olması fark etmez. Dolayısıyla x eşittir eksi 1. Buranın da çarpanlara ayrılmışı 2 eksi x, 2 artı x olduğu için köklerimiz ne olacak? 2 ve eksi 2. Ama 2 ve eksi 2 olmaması lazım. Kök bulursak eğer sileceğiz çözüm kümesine denk gelirse. Çünkü paydayı 0 yapıyor. En küçük kök eksi 2, sonra eksi 1, sonra da 2. Böylece yukarının işareti artı. Mutlak değer çünkü zaten artıdır. Önünde eksi yoksa hiç problem yok. İçerisi şöyle bile olsa unutmayın, bunun işareti artıdır, tamam mı? Size uyarayım arkadaşlar. Çünkü mutlak değerin içine olursa olsun dışa pozitif çıkıyor. Katsayıya burada aldanmayacaksınız. Ne zaman aldanmayacaksınız? 1. 2 eksi x'in karesi tarzında şeyde ya da 2 eksi x'in mutluğu şeklinde. Bunların ikisinde de işaret artı kabul edilir. Dolayısıyla yukarının işareti artı, aşağının eksi, eksi, artı, artı. Neden? Eksi bir çift katlı kök kabul ediyoruz. Dolayısıyla sonra eksi. Böylece arkadaşlar neye dikkat etmemiz lazım şimdi? Bunun çözüm kümesi normalde eksi 2 açık, 2 açık, eksi, eksi 1. Niye eksi 1 çıkardım peki? Bakın burada eşitlik yok. X'e eksi 1 verirsek payı da 0 yapar. O zaman 0 eşittir, 0, 0 büyüktür, 0 gibi saçma bir şey olur. Olabilecek kökler o zaman eksi 1, 0, 1 ama eksi 1'i siliyoruz. 2 tane kökü varmış bu denklemin. Mutlak x artı 3 çarpı mutlak x kare eksi 1, x kare eksi x eksi 6'nın mutlak değeri. Bakın şu, dikkat ederseniz burası çarpım halinde değil. Niye biliyor musunuz? Tabii ki mutlak x artı 3 çarpım halinde de, mutlak x çarpım halinde mi? Hayır. Mutlak x'e bir sayı eklemişiz. O zaman böyle olduğu zaman bunun kökü arkadaşlar çift katlı kök kabul edilmez. Şöyle olursa problem yok. Diyelim böyle bir şey var. Tamam. Bununkisi çift katlıdır. Ama mutlak x'in yanında artılı eksili bir şeyler varsa olmaz. Orada tek katlı kök kabul edeceğiz. Dolayısıyla bir kere arkadaşlar şu mutlak x artı 3'ün sıfıra eşit olma ihtimali yok. Neden? Bir mutlak değer asla negatif olamaz. Bu soruda tabii ki yanlışlık olarak verilmemiş. Bilerek senin dikkat edip etmeyeceğini ölçüyor. Mutlak x artı 3'ün sıfır olma ihtimali yok. Her zaman pozitiftir, o zaman silebilirsin. Gelelim şeye. X eksi 1 ve x artı 1'e. Bu soruda şu aslında kısa yoldan yapabiliriz bunu da. Neyse uzun yoldan önce bir göstereyim. Bakın bunlar çarpım halinde mi? Evet, mutlağın yanına bir şey ekleyip çıkarmamışız. Sadece çarpmışız. Kökler neler? Eksi 2, eksi 1, 1 ve 3. Artı, 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 artı. Neden? Hepsi çift katlı kök. Yalnız neye dikkat etmeliyiz? Burada arkadaşlar çözüm kümesi reel sayılar eksi, eksi 2, eksi 1, 1 ve 3. Eğer bunları verirsek ne olur? Denklem sıfıra eşit olur ya da paydayı sıfır yapar, o zaman tanımsız olur. Bundan dolayı bunları çıkarırsak ne verirsek verelim bakın pozitif oluyor. Dolayısıyla 2, 2 daha 4 tane sağlamayan değeri var bakın. Gördüğünüz gibi burada mutlak x eksi 4'ü çarpmamışız bir şeyle. Mutlak x eksi 4'ten 2 çıkarmışız. Ya da mutlak x 3 eklemişiz. O zaman mecburen ne yapacağız? Burayı arkadaşlar tek katlı kök kabul edeceğiz. Dikkat edin bakın. X buradan ne olabilir? 2 olması için içerisi ya 2 olur. Çünkü 2 verirsen içerisi eksi 2 gelir. Böylece dışarı 2 diye çıkar. Ya da 6 veririz. Bunlar ama tek katlı kök. Sonra aşağı gel. 3 eksi x eşittir 0'dan 3 mutlak x. Böylece neye eşit olur? X 3'e ya da eksi 3. Ama paydayı 0 yapmaması lazım. Bunları böyle bir üstünü çizelim. Kök olarak kabul edeceğim tabloda ama paydayı 0 yaptığı için cevap sağlarsa sıkıntı. Şimdi gelelim buraya. Mutlak x eksi 4 işareti kesinlikle artıdır. Mutlak x'in de işareti artıdır ama önünde ne var? Bu sefer bakın mutlağın dışında eksi var. O zaman katsayısı arkadaşlar eksi. Böylece köklerimizi küçükten büyüğe yazalım. Neler geldi? Eksi 3, 2, 3 ve 6 geldi. Burada arkadaşlar eksi 3 ve 3 paydayı 0 yaptığı için onları şöyle bir asimtot deriz biz buna, böyle paydayı 0 yapar. O yüzden böyle belirtelim anlamak için. Sonra arkadaşlar neyle başlayacağız? Yukarısı artı, aşağısı eksi, eksiyle. Hepsi tek katlı kök gördüğünüz gibi. Böylece arkadaşlar çözüm kümemiz ne geldi? Eksi 3 açık,
2 nereyi 0 yapıyor? Payı. Tamam, olur. Çünkü pay 0 olsa da olur bu soruda. Birleşim. Bir de neyi alacağız? 3 açık, 6 kapalı gördüğünüz gibi. Çünkü payı 0 yapabilir. Soruda eşitlik var ama paydayı 0 yapamaz. Burada da x eksi 7'yi 0 eşitlersek 7 çift katlı köktür. Çünkü bölüm halinde direkt aşağıda bölme var. Ya herhangi bir şeyle toplanmış, çıkarılmamış. Ama burada mutlak x artı 2'ye 5 çıkardığımız için o yüzden arkadaşlar içerisi 3 olur ya da eksi 7 olur. Eksi 7 2 daha eksi 5 yapar çünkü. Böylece bunlar ama tek katlı kök. Bir de paydanın 0 olmaması lazım. Dolayısıyla yazalım. Şimdi 1 kökümüz eksi 7 çift katlı. 1 kökümüz 3 paydayı 0 yapıyor. O yüzden şöyle belirteyim. Sonra 5 başka bir kökümüz neydi? 7 idi. Aa, bir dakika, ben eksi 7 çift katlı değildi, affedersiniz. Eksi 7 paydayı 0 yapan değerdi. O tek katlıydı. Bir de burada 7 payı 0 yapıyor ve çift katlı. Onu böyle göstereyim, pardon. Şimdi buna göre arkadaşlar neyle başlayacağız? Yukarının işareti artı, aşağının da artı. Artı, bir daha artı çünkü 7 çift katlı kök. Sonra eksi, sonra artı arkadaşlar. Böylece sağlayan değerlerimiz neresi? Küçük eşit 0, eksi 7 paydayı 0 yapıyor, alma. 3 yine paydayı 0 yapıyor, alma. Birleşim 7'yi al. Niye biliyor musun? 7 payı 0 yapar. Böylece denklem 0 eşittir 0 olur. Problem yok. Dolayısıyla arkadaşlar kaç tane değer var? 3 eksi eksi 7 10. Bir daha çıkar 9. Neden? İkisi de sağlamıyor. Çıkardım. Bir de artı 1 7 değerimiz var. O zaman bu denklemi sağlayan 10 tane değer varmış arkadaşlar. Bakalım burada, evet, mutlak 3 x eksi 5 artı mutlak 4 x eksi 8. Güzel. Şimdi arkadaşlar sorudaki paya bir dikkat edin lütfen. Bir kere payın sıfıra eşit olma ihtimali var mı? Bir düşünün bakalım. Bir kere burayı böyle yaparsanız bir mutlak gördüğünüz gibi eksili olursa olur mu hiç? Olmaz. O yüzden bu eksi olursa bu sefer bu da eksi olur. Dolayısıyla burayı sıfır yapacak değer. Mesela 5 bölü 3 verseniz buraya bu sefer burası sıfır olmuyor. 2 verseniz burası sıfır olsa burası olmuyor. Demek ki bizim payı sıfır yapma ihtimalimiz, yani kök bulma ihtimalimiz yok. O zaman ne olacak arkadaşlar? Pay daima pozitif çıkacak, ne güzel. Dolayısıyla aslında bu soru bir nevi 1 bölü x eksi 2 büyüktür 0 gibi. Orada da 2 zaten çift katlı köktür. Neden? Mutlak değer arkadaşlar. Artı, bir daha artı. Haliyle reel sayılar eksi 2 dersek, ne verirsek verelim arkadaşlar, bu denklem pozitif olacak. Bu da mutlak değerin güzelliği, bakın bu şekilde. Burada mutlak değerleri de bahsedince arkadaşlar sonlandırmış oldum bu bölümde. Şimdi önemli bir yerdeyiz. Çok dikkatlice dinlemeniz gereken bir yer. Çok da sıkıntılı bir yer değildir ama hatta 2019 TYT'de falan AYT'de de geldi. 2018'de de geldi. Grafikli sorular bizim için önemli arkadaşlar. Sadece sınavda çıktığı için değil. Sonra biz bunların yorumlamalarını türevlerde de yapacağız. Dördüncü video yine önemli bir yer. Grafiklerde eşitsizlikler yorumu arkadaşlar. O videoda görüşürüz.